tutti. Herkese merhabalar. Luna Park'ımın ışıkları son zamanlarda biraz sönmüştü. Çünkü yapmam gereken çok fazla şey vardı. Tezimi teslim ettim, oyunlara çıktım, onu yaptım, bunu yaptım. Yine karşınıza geldim farkındaysanız. Şu an neredeyiz biliyor musunuz? İstanbul Havalimanı'ndayız ve yeni bir turneyle karşınızdayız. Bu sefer Muş'a gidiyoruz. X-Ray'den geçtik. Şimdi uçağımızın gate'inin açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra gireceğiz içeri. Ekiple birlikteyiz. Çok heyecanlı ve çok mutluyuz. Böyle baş başa bir açılış yapayım dedim. Ama sonra zaten biliyorsunuz ekibi her zamanki gibi dahil ederim zaten konuşmalarımıza. Muş çok soğukmuş. Annem sanki böyle meteoroloji başkanı gibi sürekli beni arıyor. -2 dereceymiş, -3 dereceymiş. Ya ne yapabilirim anne? Şu an ben ne yapabilirim? Mikail'le anlaşıp ne diyeyim? O kadar da soğuk olmasın mı diyeyim yani? Ki ben soğuk olmasını istiyorum. Çünkü kar botlarımla falan gidiyorum. Her şeye hazırım. Şimdi bizim uçağımız Diyarbakır'a. Diyarbakır'dan bizi alacaklar. Tin 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 tin. Biz Muş'a geçeceğiz. Muş'ta oyunumuz var yarın. Ondan sonrası Allah kerim pazar akşamda geri dönüyoruz. Sesimden anlayabileceğiniz üzere birazcık borazanlık mevzusu var. Biraz sesim gitti ki bu iyileşmiş hali. Yani bir süredir 2-3 gündür bu şekilde. Sabah uyanıyorum rezalet. Böyle gün içerisinde konuştukça biraz daha açılıyor sesim. Biraz öksürüğüm var ama toparlayacağız gibi geliyor bana. Ay ben hiç Diyarbakır'a gitmemiştim. Hiç Muş'a gitmemiştim. Benim için farklı bir deneyim olacak. İlk defa gittiğim yerler. Ve tabii tiyatroyla gitmenin de başka bir zevki ve başka bir mutluluğu var benim için. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Göreceğiz. Merhaba demek ister misiniz? Merhaba. Başladım yayına. Merhaba. Galiba öğretmenim. Begüm telefonda konuşuyor. Yavuz. Merhaba. Merhaba. Diyarbakır'a indik. Begüm başladı kadayıf istesin. Kadayıfçı arıyoruz Begüm'ü. Daha ama havalimanından çıkmadık. Evet, kadayıf yok mu ya burada? Ben kadayıf yiyeceğim yani, canım çekiyor. Valizlerimizi Allah Allah. Alacağız şimdi, sonra da sana kadayıf alacağız, tamam söz. Benim sesim iyice galiba İstanbul'da kaldı. Ben buraya sessiz geldim gibi oldu. Bence gevezeliğimden dolayı böyle oldu. Kim beddua ettiyse geri alsın bedduasını. Kesinlikle bulaşıcı değilim. Faranjit, tonsilit arası bir şeyim. O yüzden neden maske takmıyorsun demeyin. Demin uçakta zaten maske takıyordum ama maske takınca bu sefer nefes darlığı geçirmeye başlıyorum. O yüzden bu şekilde daha rahat hareket ediyorum. Bir sakıza ihtiyacım var. Kulaklarım uğul 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 diyor şu an. Valizimizi aldık, yemeğimizi yedik. Şimdi Batman'den Muş'a doğru gidiyoruz. Size yolu göstermek istiyorum. Şu sise bakar mısınız? Bu açılmış hali. Demin hiçbir şey gözükmüyordu. Tam benim sevdiğim tarzda. Şimdi biraz uyuyacağım ben. Sesim biraz daha normale dönmeye başladı. Siz nasılsınız? Durumcuklarınız nedir? Vallahi iyiyiz ya. 10 dakika öncesine kadar iç güveysini halledeceğini ama son 10 dakika içerisinde eyvah repro diye. Aşkın yangınlarına dönelim yerim yanar. Zor, çok zor. Azgın bölümünü Bülent Ersoy abartmış. Bu konuda iddialıyım. Ama şarkının tek söylemek istediği yerin neresi? Azgın! Zor. Ona da iyi. Bak yolu yine göstereceğim size. Isırdı. Allah. Gerçekten ısırdı. Hayır ısırmadım ya. Cimrikledim şöyle yaptım. Nasıl bitti işte. Karnım çok ağrısı gülmekten. Gizli çekim yapmaya çalışıyorum. Bunları yayınlarsan var ya seninle top gibi oynuyorum. Duydunuz değil mi? Benimle iyi geçiyor. Seni tepki lütfen izle de gör. Ki benim verdiğim tepkiyimi. Beni tehdit ediyor. Sen biraz uzak kaldık diye beni kim olduğumu unuttun galiba. Bana bak. Bak asmağa bak. Yani çok güzel. Yılın soğuk esprisi burada yine Yavuz'dan gelmişti. Bir daha yapsana, bir daha yapsana. Dedim ki Batman değil. Koskoca Batman ismini buradan almış tabii ki. Tabii ki. Birkaç saat sonra da Allah isterse Muş'ta olacağız. 100 lira. Gömüyoruz. Gömelim. Kedi, merhaba bakar mısın bana? Mavi yeşil gözleri. Sen benim kedim olur musun? Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. Demin görmüş olduğunuz o yemek görüntüleri bizim kahvaltımızdı. Normalde biz oyun öncesi yani
bırakın ağır şeyler yemeyi, yemek bile yemeyiz. Kahvaltı bile çok nadir yaparız. Belki biraz çizi yeriz. Belki biraz böyle simit gibi bir şeyler yeriz ama tabii turne olunca iş değişti. Hele ki turnede Muş'a gelince iş tamamen değişti. Ali Nazikler geldi, cağ kebapları gitti. Ezme yiyemedik. Hoca dedi ki ezmede soğan var, mideniz rahatsız eder. O yüzden onu yedirmedi bize ama diğer hepsinden yedik. Şimdi oyun sonu da belki oraya gidersek bu sefer ezmede yiyeceğim, lokumda yiyeceğim, kola bile içeceğim. Ne oldu biliyor musunuz demiş şimdi annem. 46 defa arıyor tabii yoldan gelirken. Gittiniz mi, vardınız mı, sesin nasıl, ağrın var mı, kulağın nasıl falan böyle ortalığı yakıyor. Babam mesaj atmış. Bize Muş'u göster biraz falan diye, tamam mı? Annem diyor ki ben İstanbul Boğazı'ndan bahsediyorum. Sen Çanakkale Boğazı'ndan bahsediyorsun falan diye. Bu sefer WhatsApp'ta kendi aralarında bir tartışmaya girdi bunlar. Biraz böyle enerjim düşük değil ama hastalığın vermiş olduğu bir halsizlik var. Yalan değil, baksanıza gözüm bile düştü, göz kapaklarım bile düştü. Ama tabii ki oyun saati yaklaşınca yalan değil böyle enerjim yükseliyor. Hele bir de şimdi makyaja falan girersem daha da yükselirim diye düşünüyorum. Şu oyunu alnımın akıyla atlatsam sesimle alakalı. Ondan sonra çok rahat olur. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Davetsiz misafir kabul eder misin? Evet ederim. İşte bu. Nasıl? Mükemmel. İki vokal zon, üç ada çayı. Haley. Ama ben gece nasıldım biliyor musunuz? İnanamazsınız. Bak gece işte Tülin Hoca'yla ve Begüm'le aynı odada kalıyor olmasaydım kendi başıma giderdim hastaneye alnımın akıyla. Ama şimdi insanları uyandırmak istemedim. Çünkü zaten 5.30'da geldik. Bir de üzerine kalkıp da hadi ben hastaneye gidiyorum demek istemedim. Ama hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Böyle sanki ses tellerimin birbirine çarptığını hissediyordum. Böyle iki tane kablo birbirine sürtünürken çırr çırr ses çıkartır ya. Resmen onu hissediyordum yani. Burada da bize yardım eden arkadaşlar var. Temizlik. Problem olur mu sizi koysam? Yok. Tamam, teşekkürler. Hazırlıklara başlandı, devam ediyoruz. Şu anda Boza, pardon Oza kahve zamanı. Sesin biraz daha tamamlanıyor sanki. Sesin güzel. Sesin iyi, çivi çivi söker. Şimdi söylemeyeyim, Rezan Hanım izler. Sen Rezancığım, konuştuktan sonra gerekli olan her şeyi yaptım. Ses mükemmel. Bak giyinmiş de şu anda. Hiç merak etme, o iş bende. Şimdi dekorlar kuruluyor. Buradan istediğimiz bazı şeyler vardı. Onlar gelecek, sonrasında makyaja geçeceğiz. Benim aslında sesimi şu an kullanmamam lazım. Sesimi yormamam lazım. Ay, ama bir yandan da sesimi açmam lazım. Tamamen arada kalmış vaziyetteyim. Ay ben nereye geldim? Begüm. Heh, tamam doğru yerdeymişim. Bebeğim thank you, gel rejiyi gör. Buradaki rejimiz böyle. Merhaba, kolay gelsin. İstanbul'da bile sahne değişiyor. Ses ışık denemeleri yaptım. Ben şuraya kahve istasyonu yaptım. Hocalara kahve yaptım. Şimdi de kendime bir sıcak su kaynatayım. Ada çayı içeyim. Pastil mas... Ay suyum kaynıyor, bir dakika. Kahve yaptım. Şeyin içerisine, cezvenin içerisine su kaynattım. Şimdi çay içeceğim ya, çok mızırlanıyorum şu an biliyor musunuz? Kahveyle karışık olacağı için ama yapacak bir şey yok. Hocam ne diyeceğim biliyor musunuz? Siz bize oyun öncesi hiçbir şey yedirmezdiniz. Evet. Şimdi bu deminki peki cağ kebaplarını kim yedi? 5.5 saat önce olduğu için yedirdim. Bu birincisi. İkincisi her zaman Muş'a gelmiyoruz. Ama ezme yedirmediniz günün sonunda. Yani sahnede birbirimize buram buram hoflayacağız yani. Bir de bize getirdiler kocaman bir tabak ezme. Gece yeriz Yusra'cığım. 3 tabak birden hem de. Aldım sözünü. Balkona inelim ve derin derin bir nefes alalım. Size kulisimizi göstereyim mi? Bakın. Kulisimiz. Biz oyun boyunca dışarı çıkamayacağız. Yani efendime söyleyeyim. Özel bir ihtiyacımız olur. Arkaya gidip öksürmek gibi ya da ne bileyim tuvaletimizin gelmesi gibi gelemez. Çünkü burada direkt çıkar çıkmaz sahne var. Bazen böyle oyuncuların yaşamış olduğu bazı problemler olabiliyor. Her yere adapte olmak zorundayız çünkü. Adaptasyon bizim işimiz. Resmen bu kalemun gibiyiz. Burada dekor kuruluyor. Son aşamalarında. Burada prova alıyorlar. Salonumuz. Yukarıda Begüm ışıkları hallediyor. Ben de aylak aylak dolaşıp size bunları çekiyorum. Her şey çok güzel. Yani Muş'tayız ama böyle oynadığımız salon bir kongre, konferans salonu. Fakat profesyonel bir tiyatro sahnesindeymişiz gibi hissediyoruz. Çünkü bize organizeyi yapan arkadaşlar çok ilgililer. Ne istedikse her şey tamam, her şey yapılıyor. Yok yok, hayır yok. Resmen anında bulup getiriyorlar.
dakikası dakikasına. Çok huzurlu bir ortam var. Çok samimi, sıcacık, aile gibi değil mi? Evet, çok güzel. Çok evet, güzel. Mükemmel. Evet, çay içmeye gidiyoruz biz. Dekor kuruldu. Bir tek dikiş makinesi gelecek. Bakın şurada mavi yeşil detayı var. Başkan yardımcısının odasını kulis olarak kullanacağız. Tamam, içelim. Begüm burada ütü yapacak. Şu masada şöyle. Hoca burada makyaj yapacak. Begüm, kahve bir şey içtin mi? Doğru söyle bak. Kahve. Hiç böyle tesir etmemiş kahve. Kahve. O zaman bak başkanım onu aratacak. O aratayım bir taraf. Olur, sıkıntı yok. Begüm'e diyorlar ki, ütü yaptığın masa cam. Bu patlar. Bu diyor ki, ben o zaman bir başkan yardımcısının masasının üzerinde ütü yapayım diyor. Gerçekten bu kız çok fena. Oyun bitti. Ama oyun bitti dedim, duydunuz mu? Makyaj, saç bitti. Şimdi oyun öncesi biraz işte muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Muş'u güzel bulduğumuzu, nasıl bulduğumuzu falan konuşuyoruz. Ben hala sesimi böyle açmaya çalışıyorum falan. Sahneye çıkacak mıyız tekrar? Ya ben de aslında çıkayım mı acaba? Böyle de çıkarım. Ben de geleyim. Her şeyimiz hazır. Yavuz geçti bile arkaya. Şimdi hocalar da sahnenin son kontrolünü yapıyorlar ekiple birlikte. Şimdi biz de artık arkaya geçeceğiz çünkü seyircileri alacağız içeriye. Evet, Tülin Hoca da geçti arkaya. Arkada gerçekten benim kulis diye adlandırdığımız sahnenin arkasında beklememiz gereken yer burası. 85 dakika boyunca buradayız. Son kontroller. Seyirciler anılıyor şu an. Heyecanlı. Oyun bitti. Bu oyun mükemmel. Tek kelimeyle mükemmel. Kırdık geçirdik. Oyun sonrası toplanıyoruz. Begüm'ün bulduğu çözüme bakar mısınız? Begüm bütün kırılacak şeyleri bunun içerisine koydu, gitti, evet. Yıkadı ve git geri getirdi. Gel yapmayalım diye. Tam bir genius. Hoca da burada bohça duruyor. Sevilirken bilmedin mi? Oyun sonrası vitamin almaya geldik. Yorumlarınız nedir? Çok harika bir yerdeyiz şu an. Çok da acıktım. Ete gömüldük resmen. Oyunumuz müthiş geçti. Oyun çok tamam güzeldi. Yani. Seyirci mükemmeldi. Seyirci metronom çok güzeldi. Reaksiyonlar mükemmeldi. Yusuf, bir adı güzeldi. Yazmayı da unutma. Evet. Sabah yiyemediğimiz ezmeden şimdi kaşık kaşık yiyoruz. Biri fotoğraf çekti ya. Hayır, kim alacak? Hocam. Fotoğrafı da yer Şimdi Yıldızlağım'a geldik. Burası sanırım Muş'taki tek hanmış. Aa, çok güzel. Burası kimin? Bizim. Bizim tabii ki. Nereye gitsek burası bizim. Otel, otel bizim. Burası bizim. Bir şey oluyor mesela, bir şey istiyoruz, çözeriz, hallederiz ve çözüyorlar, hallediyorlar. Burası da bizim. Bizim. Burası her yer bizim. Burası bizim. Yıldızlıhan'dayız. Muş'tayız. Ambiyans. Pandemide aşk sonrası aşk yaşıyoruz. Salih'e soruyoruz. Şimdi bu tereyağı patatesle birlikte yiyince hazmediyor. Evet. Tüm yediklerimizi. Bizimle dalga geçiyoruz. Peki yediğimiz kazıkları da hazmedebiliyor muyuz bu şekilde? Niye yemedi? Hala daha yiyoruz. Allah Allah. Evet. Kumpir gibi işte. Yani. Evet. Ya bu hazmettiriyor mu yoksa? Kabuğuyla beraber yiyebilirsiniz bu arada. Şu an yeni bir şey öğrendim. Burada yemekten sonra patates böyle kumpirimsi bir şey yapıp içerisine tereyağı, baharat falan yiyebiliyor. Hazmetmek. Ve yediklerimizi hazmedebiliyoruz. Tüm yediklerimiz. Buna benzer bir tane beşik benim de vardı çocukken. Anne bak, bunları senin için çekiyorum. Bunların benzerinden annemde de var. Bunları böyle arada parlatıyor, marlatıyor, bir şeyler yapıyor. Aa, bunlar desenli desenliymiş. Ne kadar güzel. Böyle güzel şeyler yapmışlar. Bunlar tam benlik. Tavanına bakar mısınız? Restore edilmiş. Gerçeğine uygun restore edildiğini söylüyorlar. Burada bu Yıldızlı Hanım. Eskilerden kalan bir fotoğrafı. O zaman alt ve üst iki katı da kullanılıyormuş. Ben burayla ilgili baya baya hayal kurmaya başladım. Buranın bir bölümüne mimarlık ofisi açıyorum.
Ondan sonra diğer bir bölümünü resim atölyesi açıyorum. Diğer bir bölümünü epoksi atölyesi açıyorum. Bu ortadaki meydanda da tiyatro provaları yaparız. Bazen Allah isterse oyunları sergileriz. Burayla ilgili çok güzel hayaller kurmaya başladım ben. Pencerelere bakın. Minnoş bebek pencereleri. Işık ortamı inanılmaz derecede sıcaklaştırıyor, böyle güzelleştiriyor. Ateş de yakmışlar ortada bakın. Böyle ortamı inanılmaz romantikleştiriyor, çok keyifli hale getiriyor. Tamam yeter sonra. Cin var mı acaba? Cin çıkar mı? Cin köy gibi. Yok ondan değil. Bilmiyemez yani. 3 harfı. Hocam bu cami en eski paganlardan kalıyor. Sonra Şirak Hristiyanlar bunu kilise çeviriyor. Evet. İsmi ne bunun? Ulu Cami. Ulu Cami. Ulu Cami. Bir tane bunu var. Araştıracağım. Burası Meryem Ana Manastırı. Bizim orada. Evet, evet. Arak Manastırı'nın devamıdır. Arak Manastırı sadece erkeklere hizmet ediyor. Burası kadınlara. Sadece bu kalmış işte. Meryem Ana'nın kaderi yıkılmış yerde. Yani gerçekten. Ay burası şimdi eski değil mi? Eski Muş. Maraş'a benzemiyor evet, mu ya? Evet Maraş'a benziyor. Bizim rivayetler de çok resmen. Kapalı Maraş yani. Kapalı Maraş'a benziyor. İzleyenlere şey olmasın. Bakar mısınız şunlara ya? Babam Muş'u görmek istiyordu. Babacığım sana gelsin bu sahneler. Hiç gelmemiş miydi? Gelmedi herhalde. Baba bir günde birlikte olsun inşallah. Muş'ta Tarsus. Ha, Muş Belediyesi. Tamam mı? Belediyenin yanında tarihi belediye var, eski bina. Şurası. Ve eski Muş şuraya kadar hocam. Şuraya kadar. Evet. Şu kırmızı yeşil ışığın olduğu yer mi? Şurası. Buradan Çengeli Kilisesi. Şurası ova ve yabani hayat var. Melek Subaşı. Melek Subaşı dedi. Kalmar azgın yapmalar kendi hasretimi çiğnene beni. Yarın sahneye çıkacağım. Senden hiç beklemem. Yüzünüzü ısırmadım ya hocam.